Siz değerli Engelsiz Medya takipçilerimiz, engelli bireylerin almış olduğu sağlık hizmetlerinden fizik tedavi hizmetinden nasıl yararlanır? Bu konu üzerine size bilgi aktaracağım. Ama öncelikle şunu belirtmek isterim. Engellilerin sağlık hizmeti alırken öncelik sıraları vardır arkadaşlar. Bunu Sağlık Bakanlığı kayıtlarında öncelik kaydı oluşturun. Öncelik kaydı bulunan vatandaşların kendilerine ayrılmış olan bir kontenjanları vardır. Ondan yararlanırlar ve randevu alabilmektedirler fizik tedavi gören engelli kardeşlerimiz için. Öncelikle bu konuya, bu hususa dikkat çekmek istedim. Peki fizik tedavi araç ve gereçlerinde tıbbi malzeme, sarf malzeme, protez, ortez gibi malzemelerin bedelleri nasıl karşılanıyor? O mevzuata bir kısaca değinelim, bilgilendirelim sizleri. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde, yani bunu SUT diyoruz, belirtilen şekilde yardımcı araç gereçler, tıbbi malzeme, sarf malzemeleri, protez, ortez gibi malzemelerin ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir arkadaşlar. Peki fizik tedavi ve rehabilitasyondan faydalanmaları ne şekilde sağlanmakta hastaların? Bu prosedür ve bu süreç nasıl işliyor? Bir de buna değinelim. Engelli birey durumuna göre devlet hastanelerinde de fizik tedavi görebilir. Sağlık raporlarının düzenlenmesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmalarının kurumca ödenmesi için de bazı şartlar var. Bunları belirtelim. A. 30 seansa kadar, 30 seansla dahil olan tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fizik tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince SUT eki bölge seans kontrolüne tıbbi tabi olmayan tanı listesinde yer alan tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için 1-31 ve 60 seansa kadar, 60 seansla dahil olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hekiminin yer aldığı sağlık kurumunca, yani sağlık hizmeti sunucusunda birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır. Yani üçüncü basamak olarak da sağlık kurulunca sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bu prosedür, bu işleyiş bu şekilde yapıldıktan sonra da sizin fizik tedavideki kurum tarafından ödenmesi hususundaki bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Ama lütfen öncelik sıra kaydınızı da yaptırmayı unutmayın. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Hepinize sağlıcakla, esenlikle, huzur, mutlu dolu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Nadiriz ve içinizdeyiz diyoruz.